Tekrar merhaba. Merhaba. Şöyle bir iki dakika arkadaşların toplanmasını bekleyelim, gelecek olan olursa. Bir önceki Zoom'da şöyle bir soru vardı. Tavsiyeleriniz nelerdir diye. Şöyle söyleyebilirim. Yani hiçbir şey denemekten, ifade etmekten korkmayın. Yani bu mutlaka oluyor hayatımız boyunca, çünkü hiyerarşik sistemde sürekli birileri bize konuşmayın, etmeyin. Ya da bu üniversitede bile oluyor. Hocalarımızın kapısını çalarken, bir şey soracakken azarlar mı, bir şey der mi çekicesi oluyor. Hayır, bundan asla hiçbir zaman çekinmeyin. Yani bol bol soru sorun. Yani çünkü siz bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Bu imkanı kimse sizden alamaz. Dolayısıyla şirket olarak da şu an tekiz, ama umarız ki bundan sonra çok daha fazla şirket bu sisteme geçer. O yüzden de hep paydaşlarımızla, çalıştığımız firmalarla, tedarikçilerle hep bu sistemi paylaşıyoruz ve bu sistemi yaymak istiyoruz. Gerçekten anlattığınız zaman insanı şaşırtan ve çok mutlu eden bir sisteminiz var. Bence herkesin de çalışmak isteyeceği bir ortamdır eminim ki. Sorularımız gelmeye devam ediyor. İsterseniz biraz daha devam edelim. Tamam. Zeynep arkadaşımız ortalamaya bir önem veriliyor mu acaba diye sormuş. Yani hayır. Çünkü direkt hani ortalamaya göre bir eleme yapmıyoruz. Çünkü farklı değerler yaratabilir. O imkanı şu ana kadar bulamamış olabilir. Beklentisi farklı olduğu için. Benim ortalamam çok iyi bir öğrenci değildim. Yani ve zamanında da bitirebilmiş bir öğrenci değildim. Ama her zaman bir şeyleri farklı yapmaya, bir projeye dahil olmaya, yaptığım işin sonucunu görmeyi daha meraklı bir insandım. Oysa böyle sadece oturup kitap okuyup ve o soruları cevaplamak fikri bana her zaman ürkütücü gelmiştir. Teşekkürler. Damla arkadaşımız poster sunumları yapmıştım demiştiniz. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Aşamalar nelerdir diye sormuş. Dediğim gibi Nurhan Hoca ile birlikte çalışmıştık. Korozyon konusunda çalışmıştık. İnhibitör çalışması yaptık. Savunma sanayi ile ilgili. Dolayısıyla korozyon sempozyumu vardı Adana'da. Orada bir sunum, poster sunumu yapmıştım. Muhtemelen posterim hala Nurhan Hoca'nın laboratuvarında vardır. Oradan bakabilirsiniz. Uğrayacağız. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Başka soru yok sanırım. Şöyle biz yüzdeyken misafirlerimize yüzde bir hediye vermeyi tercih ediyoruz ama maalesef online'dan ilerleyince bu süreçler yaz Çok arkadaşım teşekkür ederim düşünceniz yardımcı için bile. olursa sizin adınıza ufak bir bağış yapmak istedik. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, bu beni çok daha mutlu etti. Yani böyle bir süreçte Oo. böyle bir çözüm bulduk. Sizin adınıza sevmem Harikasınız. biraz Çok daha olsun. anlamlı oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne demek? Geldiğiniz için biz çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sunumdu. Çok güzeldi. Bunu ilk defa ve üstelik kendi üniversitemde, kendi bölümümün arkadaşlarıma paylaştığım, yaptığım için de ben çok mutluyum. Bu beni ekstra heyecanlandırdı. Umarım farklı fikirler, düşüncelere yol açmışımdır. Her zaman bütün kanallardan ulaşıp hepimize soru sorabilirsiniz. Her konuda destek vermeye hazırız. Mail atabilirsiniz. Çok Aklınıza teşekkür takılan bir ederim. şey olabilirse, daha sonradan aklınıza gelen soru. Her zaman yardımcı olmak isteriz sizlere. Sağ olun, teşekkürler. O zaman etkinliğimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim ben de. İyi günler. Başarılar finallerde. Çok teşekkürler, sağ olun.